dünyanın alışveriş çılgınlığına sahne olduğu sırada meşhur Kara Cuma. Türkiye'de bir başka alışveriş çılgınlığı oldu. Sadece mağazalarda değil, Sayın Erdoğan ve Katar emirinin huzurunda çok daha büyük satışlar oldu. Yüzleşmemiz gereken o gerçeklerden biri de asgari ücret konusudur. Çünkü asgari ücret evine ekmek götürmekte zorluk çeken 10 milyondan fazla haneyi ilgilendirir. Sayın Erdoğan, ekonomiden teknolojiye, hukuktan tarihe, sanayiden sağlığa, her konuyu en iyi bilen olduğu için yaptığımız hiçbir uyarıyı, hiçbir önerimizi dinlemedi. Ayıptır, günahtır. 83 milyonun vebalini taşıyorsunuz. Artık yüzlerinizde millete yalan söylemiş bir iktidarın kapkara lekesi var. Değerli dava arkadaşlarım, peki sonunda ne oldu? Pandemi ülkemizi sardı. Onlarsa işi götürüp varlıklarıyla gurur duyduğumuz sağlık ordumuzun üstüne yıktılar. Sorumluluğu önerilerine kulak asmadıkları bilim kurulunun üstüne yıktılar. Ardından da vatandaşlarımızı suçladılar. Sen mitingler yap, millete çay atmakta sakınca görme. Elbette her şeyin yolunda olduğunu düşünüp kurallara uymayan vatandaşlarımız olur, oldu. Bakıyorsunuz yine ellerini yıkamışlar, yine hiçbir suçları yok. Yok öyle yağma Sayın Erdoğan. Ekonomiyi damadının, pandemiyi de vatandaşın üzerine yıkıp bu işten elini yıkayıp çıkamazsın. Değerli milletvekilleri, dünyanın alışveriş çılgınlığına sahne olduğu sırada meşhur Kara Cuma. Türkiye'de bir başka alışveriş çılgınlığı oldu. Sadece mağazalarda değil, Sayın Erdoğan ve Katar emirinin huzurunda çok daha büyük satışlar oldu. Anahtar kelime satışlar. İstanbul'daki önemli bir alışveriş merkeziyle varlık fonuna devredilmiş Borsa İstanbul'un %10 hissesi Katar devletinin fonu tarafından satın alındı. Bu satışların yanında içeriği henüz açıklanmayan bir dizi anlaşma yapıldı. Bu anlaşmaların konuları arasında limanlar, Haliç, su kaynaklarımız, hatta aile ve kadınlarla ilgili bir mutabakat bile var. Yüzleşmemiz gereken o gerçeklerden biri de asgari ücret konusudur. Çünkü asgari ücret evine ekmek götürmekte zorluk çeken 10 milyondan fazla haneyi ilgilendirir. Önerimiz şudur. Brüt asgari ücreti 3000 liraya çıkarıp asgari ücretli çalışanımıza brüt kazancının tamamını ödeyelim. Yani işverenimiz çalıştırdığı asgari ücretli vatandaşımızın gelir vergisini ve SGK primini devlete değil çalışanına versin. Devletimiz de çalışanımızın gelir vergisini ve SGK primini üstlensin. Böylece asgari ücretle çalışan vatandaşımızın eline net 3000 lira geçerken işverene olan maliyeti ise 3458 lira olmaya devam etsin. Yani çalışanımızın eline geçen asgari ücreti 2325 liradan 3000 liraya çıkaralım. Çıkaralım ama işverene olan maliyetini de arttırmayalım. Ayrıca bu düzenleme sadece asgari ücretliyi kapsamasın. Asgari ücretin üzerinde, biraz üzerinde maaş alan çalışanların da asgari ücretten doğan SGK primini ve gelir vergisini devlet üstlensin.